25 Nisan 1915'te başlayan kara çıkartmaları Mayıs ayı sonuna kadar şiddetlenerek devam etti. Bu mücadelelerin en önemlilerinden bir kısmı şüphesiz Yarbay Mustafa Kemal Bey'in komuta ettiği Arıburnu cephesinde yaşandı. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal bu savaşlarda gösterdiği başarılarından dolayı 1 Haziran 1915 günü Yarbay rütbesinden albaylığa terfi etti. Müttefikler Haziran ayı geldiğinde Mayıs ayındaki başarısızlıklarını yeni taarruzlar yaparak kapatmak istiyorlardı. Arıburnu ve Seddülbahir cephesinde hareketli günler yaşanmaktaydı. 3 Haziran 1915 günü ilk olarak donanma gece saat 23.30'dan itibaren Arıburnu cephesindeki Türk siperlerini bombaladı. Gecenin karanlığı patlayan mermiler ile aydınlanırken büyük yangınlar da çıktı. 3 Haziran'ı 4 Haziran'a bağlayan gece 4 saat süren bombardımanın ardından Anzak birliklerinin taarruzları ile saldırılar devam etti. Bu taarruz özellikle 57. Alay mevkiinde çok şiddetli yaşandı. 4 Haziran günü Seddülbahir cephesinde de donanmanın top ateşi şiddetliydi. Donanma öğlen saat 12'ye kadar Türk mevzilerini dövdü ve gemilerin susması ile 3. defa Kirte Muharebesi başladı. Bu defa düşman birlikleri Kirte Köyü ve Alçıtepe'yi ele geçirmek için bölgeye büyük bir güç yığdılar. 50 binin üzerinde düşman askeri Türk birlikleri üzerine taarruza geçti. 25 bin Türk askeri düşmanı karşıladı. Türk ordusunu Alman Weber Paşa, Albay Halil Sami Bey ve Yarbay Selahattin Adil Bey komuta ederken müttefikleri Aylmer Hunter Weston ve Fransız General Henry Grout komuta ediyordu. 3. Kirte Muharebesi çok çetin geçti. Düşman birlikleri ancak 9.000'den fazla şehit verilerek geriye püskürtülebildi. Düşmanın kaybı 6.000'den fazlaydı. Neticede Türk ordusu 3. Kirte Muharebesi'nden de zaferle ayrıldı ve düşmana geçit vermedi. 5 Haziran günü Arıburnu cephesi çok hareketliydi. Anzak kuvvetleriyle birlikte İngiliz askeri birlikleri de gece yarısından sonra taarruz başlattı. Taarruz çok şiddetlendi. Siperler sürekli el değiştiriyordu. Sabah saat 5 civarlarında Albay Mustafa Kemal Bey 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'in yanına gitti ve 27. Alay Komutanı Şefik Bey ile sürekli iletişim halinde oldu. Bir ara düşman ileri siper hatlarımıza kadar girdi. Şefik Bey'in kurduğu el bombacısı ekibi düşmanın üzerinde çok etkili oldu. Öğlen saat 12'ye kadar cephede savaş devam etti ve Türk ordusu sabah kaybettiği siperleri geri almayı başardı. Esat Paşa 5. Ordu'ya çektiği telgrafta düşmanın geri püskürtüldüğünü bildirdi. Çanakkale cephesi İtilaf devletleri için adeta gurur meselesi olmuştu. 19 Şubat 1915 gününden beri yaptıkları saldırıların hiçbirisinden tam olarak netice alamamışlardı. 3 yıl önce Balkan savaşlarındaki Türk ordusu gitmiş, yerine yeni muazzam bir ordu kurulmuş gibiydi. Fransa'da yapılan Çanakkale Komitesi'nin toplantısında İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener cepheye daha fazla kuvvet göndereceklerini ve Çanakkale'yi kesinlikle geçeceklerini bildirdi. Ayrıca İngiliz denizaltılar birkaç defa Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne girdiler. Tekirdağ civarlarına kadar olan bölgede bazı nakliye gemilerimizi batırdılar. 11 Haziran'a kadar Arıburnu cephesinde siper savaşları devam etti. Burada siperler iki taraf arasında sık sık el değiştirdi. Özellikle 57. Alay siper savaşlarında çok şehit vermiş olmasına rağmen düşman birliklerini geri püskürtmeyi başardı. Arıburnu cephesinde savaşlar günlerdir siper savaşlarına dönmüş vaziyetteydi.
Birkaç gün içerisinde siperler bir düşman elinde, bir Türk askerinin elindeydi. Bu sırada General Ian Hamilton 19 Haziran'da istediği destek kuvvetlerinin bir kısmını aldı. İngiliz 2. Lowland tümeni Çanakkale'ye ulaştı. Müttefikler bu günleri önümüzdeki günler yapacakları büyük saldırılar için hazırlanmakla geçirdiler. Müttefik kuvvetlerin Seddülbahir cephesinde esas planı çıkartma gününü müteakip Kirte Köyü ve Alçıtepe'yi ele geçirip bölgeye hakim olmak ve kısa sürede Kilitbahir civarına inmekti. Ancak 2 gün içinde gerçekleşmesi gereken planlar 2 ay olmuş gerçekleşmemişti. Kirte muharebelerinden de ard arda aldıkları 3 mağlubiyet müttefiklerin başka cephelerde güçlü taarruz başlatmasını gerektirdi. Bunun için de Eskihisarlık üzerinden Kerevizdere ve Cesaret tepelerine ağırlık vermeye başlamışlardı. ...18 Haziran günü Kerevizdere muharebesinden önce bölgeye çok yoğun bir donanma atışı gerçekleşti. Bu donanma ve topçu atışı o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki bazen dakikada 150 merminin Türk siperlerinin çevresine düştüğü oluyordu. Birinci Kerevizdere muharebesi başlamadan önce donanmanın yaptığı atış dışında müttefik kara topçularının savaşın başlamasına kadar 30.050 merminin atıldığı tarihi kayıtlara geçmişti. Henry Groud'un yeni bir taarruz planı vardı. Bu plan Ian Hamilton tarafından kabul edildi ve ordular Kerevizdere'de savaş düzeni aldı. 21 Haziran 1915 günü 1. Kerevizdere Muharebesi başladı. Türk ordusunu Yarbay Selahattin Adil Bey, müttefik ordusunu Henry Grout yönetiyordu. O kadar yoğun topçu ateşi yapılmıştı ki Fransız birliklerinin 1. Türk siperlerini ele geçirmesi zor olmadı. Ancak bu sırada düşman askeri Türk topçusu tarafından ağır bir şekilde hedef haline gelmiş, makineli tüfeklerin de mesafesine girmişlerdi. Türk askeri de karşı taarruza başladı. 83 rakımlı tepe için büyük bir savaş verildi ve bu tepe birkaç defa el değiştirdi. 2. ve 12. Türk tümeni çok zayiat veriyordu. 83 rakımlı tepeyi savunan Yüzbaşı Kemal Bey burada şehit düştü ve daha sonra bu tepeye Kemal Bey Tepesi denecektir. 1. Kerevizdere Muharebesi'nde 7.000'den fazla İngiliz ve Fransız askeri ölürken 5.800 Türk şehidi vardı. Türk ordusu bir miktar geri çekilmişti. Bunca savaşa rağmen Fransız birlikleri ancak 83 rakımlı tepeyi ele geçirmişti. Ancak verdikleri kayıp çok fazlaydı. ...27 Haziran günü Albay Halil Sami Bey, İngiliz birliklerinin Kirte üzerine ilerlemeye hazır bir şekilde toplandığını ve Kirte Deresi ile Zığındere'de yoğunlaştığını rapor etti. İngiliz kuvvetleri 28 Haziran 1915 günü büyük bir saldırı başlattılar. Gece saat 2'de topçu ateşi yoğun bir şekilde duyuldu. Sabah 9'a kadar donanmanın da desteklemesiyle şiddetli topçu ateşi yapıldı. İngilizler büyük bir taarruza hazırlanıyorlardı. ...28 Haziran'da saat 11.45'te İngiliz taarruzu başladı. Bu taarruzla birlikte 5 Temmuz'a kadar devam edecek olan Zığındere Muharebesi de fiili olarak başlamış oldu. Saat 11.30 gibi ilk İngiliz taarruzu geri püskürtüldü. Taarruzun şiddeti öyle arttı ki Zığındere ile Nuri Yamut anıtı arasında çok büyük muharebeler yaşandı. Yapılan topçu atışı sonunda Türk askerinde şehit sayısı giderek artıyor, önemli kumandanlarımız yaralanıyordu. Zığındere muharebesinde durum gerçekten vahim bir hal aldı. Düşman ilerliyordu.
Liman von Sanders Paşa derhal bölgeye 2. Kolordu Komutanı Çolak Faik Paşa'yı atadı. Haziran 30'da Zığındere Muharebesi devam ederken Fransızlar Kerevizdere'de taarruza geçtiler. Fransız General Kutsi Bey Tepesi'ne doğru taarruz başlattı. O gün saat 18 civarlarında tepenin önemli kısmı Fransızların eline geçti. Fransız taarruzu sol tarafta bulunan İngilizlerin de rahatlamasına sebep oldu. Ancak 30 Haziran günü Kerevizdere Muharebesini yöneten Fransız General Henry Grout, Seddülbahir'deki hastaneyi ziyarete giderken bir top mermisi kendisine isabet etti. Sağ kolu koptu ve iki bacağı kırıldı. Bu surette görevinden ayrıldı. İlk defa İngiliz birlikleri bir cephede bu kadar ileri gidebilmişlerdi. Faik Paşa'nın inisiyatifi üzerine alıp kaybedilen Türk siperlerinin geri alınması için yapılması planlanan taarruzu iptal etmesi von Sanders'i öfkelendirmişti. Bu yüzden Faik Paşa'yı görevden aldı. 5 Temmuz'a kadar Türk taarruzu şiddetle arttıysa da burada çok büyük kayıplar verdik. Türk askerleri taarruza geçeceği anda donanma ve karadan yoğun bir topçu ateşine maruz kalındı ve neticede Zığındere Muharebesi kaybedilmiş oldu. Bu muharebe esnasında 15.883 şehit verdik. Bu kaybın ardından Weber Paşa da görevden alındı. Muharebede çok büyük kayıplar vermiş olmamıza rağmen Türk askerinin fedakarca vatanı için canını hiçe sayıp düşmanın üzerine taarruza geçmesi sırasında yaşananlar destanlara konu olacak şekildeydi. Haziran ayı Çanakkale cephesinde bu şekilde geçti. Mayıs ve Haziran ayının başlarında Seddülbahir cephesinde Kirte savaşlarındaki başarılarımız Kerevizdere ve Zığındere'deki kayıplarımız yüzünden gölgede kaldı. Mustafa Kemal Bey'in önceki bölümde Enver Paşa'ya çektiği telgrafta Almanlara fazla güvenmemesi gerektiğini söylemesinde de haklı çıktı. 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders Paşa özellikle Zığındere'deki Türk kayıplarını aldırmadan durmadan taarruz edilmesini emretmişti. Bu taarruzlarda çok şehit verdik. Taarruzları durdurmak isteyen Çolak Faik Paşa'yı dinlememiş görevinden almıştı. Liman Paşa'yı bu konuda durduran yine Alman 1. Kolordu Komutanı Binbaşı Eggert olmuştu. Türk kayıplarının vehametini bizzat bildirmişti. ...1915 Temmuz ayında da Çanakkale'de savaş, Yarımada'nın Seddülbahir cephesi ve Arıburnu cephesinde de şiddetle devam edecektir.